Manisa Televizyonu ekranlarından tüm izleyicilerimize bir kez daha merhaba diyoruz. Tozlu Sayfalar programında yine Profesör Doktor Mehmet Çelik'le sizlerle beraberiz. Bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Bugün Ermeni sorununu işleyeceğiz. Efendim hocam hoş geldiniz. Hoş tekrar. Evet, Ermeni sorunu dedik. 27 Ocak 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta yani San Barbara'da 78 yaşında Erzurum doğumlu. Ama Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Migadiç Yanıkyan, doğru söylüyorum değil mi? Migadiç Yanıkyan isminde 78 yaşında bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. O dönemde Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'i şehit etti. Dolayısıyla bu konuyu ele alacağız bugün. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili ve Ermeni sorunu yani programında ana teması zaten bu. Evet. Şimdi öncelikle başta bu başkonsolosla başkonsolos yardımcımız Mehmet Bey ve Bahadır Bey'e Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyelim. Amin. Mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimizle beraber ASALA terör örgütüne, o terör örgütünün saldırılarına maruz kalmış 40'ın üzerinde diplomat ve dışişleri mensubu, güvenlik görevlisi, vatandaşlarımıza da Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyerek Amin. Başlayalım. Şimdi 1970'li yıllar, 73'ten o yana Türkiye bu son 20 yıla kadar, şu son 20 yıldır bu mesele biraz tavsadı böyle. Evet. Hatta son 10 yıldır. Türkiye adeta dış ilişkiler bakımından, dışlarındaki devletler arası ilişkiler açısından bunun çok büyük zararını gördü. Nereye gittikse önümüze bu Ermeni soykırım meselesi getirildi. Her sene Amerikan Kongresi'nin kapısına kadar konuyu getirdiler. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Neyse, başkan yaptığı konuşmada soykırım kelimesini kullanmayınca oh diye bir nefes alıyorduk. Ama bir sene çabuk geçiyordu. Ve her sene bunun kongreden geçmemesi için oradaki Yahudi lobisine çuvalla paralar ödedik. Bu şeyin hatırına İsrail'le hiç de menfaatimizi olmayan ikili anlaşmaların altına girdik. Yani bize çok pahalıya mal oldu bu. Nihayetinde bu mesele şu anda küllenmiş durumda. Türkiye biraz daha yani 20 sene öncesine göre şu anda daha güçlü bir Türkiye var. İyi kötü bir silah sanayini kurdu. Diplomasisi güçlü. Altyapılarını tamamladı. Şey etti. İyi bir dış politika. Bunun da hakkını yemeyelim. Yine pişirip pişirip önümüze sürüyorlar yani. Yani eskisi gibi değil. Eskisi kadar yine değil. Yine karşımıza öyle çıkıyor o yani. Şekilde. Evet, karşımıza çıkıyor. Ha, bu yarın gene çıkacak karşımıza. Evet. Burada öncelikle bu konuda şöyle bir şey var. 27 Ocak akşamı, o zaman henüz Türkiye'de televizyon yok, sene 1973. En fazla izlenen haber akşam 7 ajansı derlerdi. Radyo haberi. Radyo, TRT. Zaten başka da yok. Diğer radyolar da yok. Ve bütün Türkiye radyonun o 7 haberlerinin bir haberleriyle 7 haberleri, öğlen bir haberleri, akşam ajans derlerdi onu. Evet. Sizin de hatırlamanız lazım. Bir haber geçti. Biraz önce ifade ettiğiniz cümleleri havi bir haber. İşte 27 Ocak 28'inde bu haber verildi. Hı hı. 27 Ocak 1973 günü Amerika Birleşik Devletleri'nde
de Santa Barbara'da, Baltimore Otel'de, Mıgırdıç Yanıkyan isimli 78 yaşında Erzurum doğumlu bir Amerikan vatandaşı, başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir'i pusuya düşürerek şehit etti. Katil Mıgırdıç Yanıkyan daha sonra gazetecilere, zaten önceden çağırmış ve gelen polislere şunu verdi. Önceden hazırladığı bir basın metni vardı. Hı. Onu dağıttı. Ve döndü onlara bu işte. Hı. Evet. Hı. Evet. Efendime söyleyeyim. 1914'te dedi, Türkler benim ailemden 26 kişiyi, ben Erzurumluyum dedi, Erzurum doğumluyum, 26 kişiyi katlettiler. Senelerce dedi uğraştım, çalıştım. Bu olayı dünya gündemine getirmek için ömrüm boyunca dedi para biriktirdim. Plan yapmış yani. Plan yaptım. Ve artık 78 yaşına gelince bunu göz önüne alarak bunu yapayım dedim. Hı hı. Beni bir meczup, kafayı yemiş birisi olarak kabul etmeyin. Hı hı. Beni bir terörist olarak da kabul etmeyin. Ben Türklerin katlettiği 1,5 milyon Ermeninin intikamını almak için bunu başlattım. Bu bir kibrittir. Çaktım ben. Mumu yaktım. Bundan sonra Asala bu işi görecektir. Asala ismi de o zaman duyuldu. Ya ilk orada çıktı evet. Ortaya. Evet. Bir örgüt, millet bu Asala nedir, hı, falan dedi. Bu açıklama olduktan sonra Türkiye'de hükümet bir açıklama yapmadı buna karşı. Hı. Yani Türkiye suçlanıyor. O güne kadar böyle bir şey olmamış. Ha şimdi bu sıradan bir terör olayı olsaydı. Evet. Yani lanetlerdiniz. Bir an önce teröristin işte yakalanması, cezalandırılması kınardınız falan vesaire dersin. Olur giderdi. Fakat bu adam terörist değil. Bu adam diyor ki 1,5 milyon Ermeni'yi Türkler katletti. Ben bugün bunun intikamını almak için bu olayı başlattım. Ya millet birbirine soruyor. Ne Ermenisi? Ne katli? Kim öldürmüş? Hı. Bu ne zaman olmuş? Nerede olmuş? Hiç kimsenin haberi yok. Çünkü biz Cumhuriyeti kurduktan sonra bizim ders kitaplarımızda bu konu bir tek cümle olarak yer almadı. Ben o sırada işte 73'te üniversiteye başlayacağım. Yani liseyi bitirdim ben. Duymamıştık, böyle bir şey yok. Bir kitapta geçmedi. Ancak Doğu Anadolu'da oradaki halk böyle bir şey söylüyordu. Ama Manisa'da böyle bir şey yoktu. Manisalı 80 yaşındaki adam da ben o dönemde yaşadım böyle bir şey yoktu diyor. Edirne'de yoktu, Kastamonu'da yoktu, Trabzon'da yoktu, Ankara'da yoktu. Konya'da yoktu. Mersin'de yoktu. Antalya'da yani bu yoktu. Ne oldu bu? Ama biz küçükken yaşlılar bir Ermeni meselesini söylerlerdi, anlatırlardı. Hatta halk arasında şöyle bir tabir vardı. Köylerde okuma yazma oranı sıfırdı aşağı yukarı, evet, 70'li yıllara, hı, gelindiğinde. Okul yoktu yani, yeni yeni açıldı o yıllarda okullar. Mesela benim doğumumu söyleyeyim. Ben 1954 doğumluyum. Ama ay ve günü belli değil. O zaman Ocak 1. Annem diyor ki, kıştı diyor, kışı da söylüyor. Ekinler. Beyaz pıhar, pınara pıhar derler en azından. Donmuştu diyor. Sen o zaman doğdun. İyi de o ne zaman donmuştu? Kışın işte diyor.
Başka birisine söz söylüyorum, teyzeme falan. Ya diyor, şu Ahmetgil'in, Fatma'nın düğününden 5 gün önce sen doğdun diyor. İyi de hangi tarihte düğün oldu o da bilinmiyor. Ve tarih ne yazıyor nüfusta? Ha. Ya 54 diye kaydetmiş. Hayır yani gün, ay, yıl olarak. Yıl 54. Şey yazmışlar, 5 Haziran yazmışlar. Ha, 5 Haziran. Evet. Ha, tamam. Yani ama sonuçta bir gün var yani. Yani. Ama genelde eskiden şimdi, hep böyleydi. Ekinler işte biçilirken. Halk arasında iki tabir çocukluktan beri ve neslimizin dikkatini çeker hepimizin. Mesela der ki bir olay, seferberlikten 3 sene sonra oldu diyor bu iş. Evet. Veya seferberlikten önce oldu diyor. Bir de tertele diye bir kelime kullanırlardı. Tertele. Ermeni tertelesi denirdi. Öncesi veya sonrası bir olay anlatılırken. Bu terteleyi ben sonra araştırdım. Bu Kürtçe değil, Zazaca değil. Yani doğuda kullanılan Arapça değil. Evet. Bu kelime Farsça değil. Çünkü o bölgenin dilleri arasında bu dillerden kelimeler çok fazla girmiş şeyde. Tertele. Bu tertele kavga demek, dövüşme demek. Hatta biraz katletme de var işin içerisinde. Böyle onlar bilirler. Ama bunu Trabzonlu 80 yaşındaki bir adam bilmiyor. O gün için gazeteler yok, radyo yok, televizyon yok. İletişim aracı yok, telefon yok, o yok, bu yok. İletişim aracı yok yani. Böyle bir şey bilmiyorlar. O yüzden Türkiye Aziz'in böyle içine kapandı. Ya nereden çıkardılar bunu dedi. Ve bütün dünyanın gözleri Türkiye'ye döndü. Yani bütün medya hücum ettiler, Ankara'ya geldiler. Çünkü öyle bir şey iddia ediliyor ki 1,5 milyon insanı katletmişsiniz siz. Allah Allah. İlk defa, bak 66 yaşındayım, devlet ilk defa kapandı. Açıklama yapamadılar. 24 saat asker genelkurmayda toplandı. Asker dediğim üst düzey. Evet. Genelkurmay başkanı. Üniversiteler kendi aralarında toplandı. Bürokrasi kendi arasında. Dışişleri kendi arasında. Bilmem öbürü kendi arasında. Ya ne cevap vereceğiz buna? Çünkü hani dediğim gibi sıradan bir terör şeyi olsa bakan çıkar, bir demeç verir, lanetler, şey eder. Ve hangi ülkede işlenmişse de orayla da temasa geçilir. Bir an önce bulun, bunların adalet karşısına çıkarın derim. Evet. Ama bu 1,5 milyon insan bu. Bu katliam, bu soykırım. Bu ne böyle? Ve bir gün sonra 28 Ocak akşam 7 haberlerinde yani 24 saat devlet kapandı, ağzına fermuar vurdu. Herkes de bekliyor. Bu ne? O gün hatırlıyorum Elazığ'da insanlar hep bunu birbirlerine sordular. Akşama kadar kahvelerde konu buydu, evlerde konu buydu, sokakta konu buydu. Akşam 7 haberlerinde İhsan Sabri Çağlayangil Dışişleri Bakanı çıktı radyodan. 73, bakın aradan 27 sene, 47 sene geçmiş. Çağlayangil'in hala ses tonu kulaklarımda. Çünkü o saati böyle iple çektim radyonun başında. Aynen şunu söyledi İhsan Sabri Çağlayangil. 27 Ocak 1973 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde tam Baltimore Otel'de Mıgırdıç Yanıkyan isimli bir Ermeni katil başkonsolosumuz Mehmet Baydar'ı ve yardımcısı Bahadır Demir'i katletmiştir.
katil bu menfur katletmiştir. Bu olayı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Katil cinayetleri işledikten sonra basına yaptığı açıklamada 1915 yılında Türklerin 1,5 milyon Ermeni'yi katlettiğini ve bunun intikamını almak için bu cinayetleri işlediğini söylemiştir. Bakın buraya kadar sarf ettiğim cümlelerde olayın hangi tarihte, nerede ve kim tarafından özeti. Bundan sonraki paragraf Türkiye'nin cevabı. Aynen şunu söyledi İhsan Sabri Çağlayangil. Mıgırdıç yanık yanında ifade ettiği gibi, bak referans olarak katilin sözünü alıyor. Mıgırdıç yanık yanında ifade ettiği gibi, şayet bu olaylar olmuşsa 1915 yılında olmuştur. Yani Osmanlı Devleti döneminde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulmuş bir devlettir. Olayla alakamız yoktur. Yani yapmıştır da demiyor, olmuşsa diyor. Olmuşsa da bizimle alakası yok. Osmanlı döneminde olmuş. Biz 1923'te kurulmuşuz. Sen diyorsun 1915. Devrisi gün, yani 30 Ocak'ta Hürriyet gazetesi manşet attı. 8 sütuna önce bir küçük başlık. Bu değil. Bu olayın olduğu bu ertesi günkü gazeteden bahsediyorsunuz. Ertesi günkü gazete. Olay olduktan sonraki bir gün sonra değil, ondan sonraki. Bu Çağlayangil'in Çağlayangil'in demecinden sonra manşet şöyle çıktı. Asala sözcüsü Çağlayangil'e cevap verdi. Bir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanı'na cevap veriyor. Bunu küçük yazılarla üst başlık olarak yazdı. Altına 8 sütuna büyük puntolarla 8 sütuna manşet. Asala sözcüsünün cümlesini aldı. Neydi bu cümle? Asala sözcüsü Çağlayangil'e cevap verdi. Cümle: bu Türkler P nokta 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 midirler? Yani atalarını inkar eden bu Türkler piç midirler? Bunların babaları, soyları, soyları yok mu? Bizim zamanımızda olmadı. Biz yapmadık. 1915'te oldu diye reddediyorlar. Hürriyet gazetesi gene akıllı davrandı. Asala'nın bu sözcüsünün demecini Türkiye Cumhuriyeti'ne cevap verdi şeklinde vermedi de işte Çağlayangil'e cevap verdi şeklinde şey. Evet. Ve o gün biz düğmeyi yanlış ilikledik. Ondan sonra da bugüne kadar bu devam etti. Bir türlü düğmeyi denk getiremedik. Düğmeyi denk getiremedik. Şimdi buradan bir parantez açalım. Buradan devam edeceğiz. Ancak nedir bu Ermeni sorunu? O mesele nedir? Bunun önce bir tarihçesine bakalım. Yani biz Ermenilerle 850 sene bir arada yaşadık. 300 küsur sene. Selçuklu dönemi. Evet.
500 küsur sene de Osmanlı dönemi. 850 sene. Bunlarla bir arada yaşadık. Bir tek Ermeni'nin burnu kanamadı. Bütün Ermeni kaynaklarını, kilise defterleri dahil hepsini elden geçirmiş bir adamım ben. En ufak bir adaletsizlik, haksızlık, şikayet, şu bu falan yok. Kavga gürültü yok. Hiçbir hiç şey yok. Biz imparatorluğuz. Biz imparatorluğuz. 72 millet var aramızda. En az 7-8 tane farklı din var, yüzlerce de mezhep var. Ama 500 küsur sene, 600 sene biz bunları bir arada kavga gürültü etmeden tutmayı başarmışız. Tutmayı başarmışız. Ve bu azınlıklar içerisinde, azınlık derken dini azınlıktır bizdeki. Mesela Boşnak bizim için azınlık değildir. Arnavut bizim için azınlık değildir. Evet. Dini açıdan şey etmişizdir, etnik açıdan değil. Yahudi azınlıktır, Ermeni azınlıktır, Süryani azınlıktır, Keldani azınlıktır, Maruni azınlıktır, Melkit azınlıktır falan filan. Evet. Şimdi biz bunu yapmadık diye, tabii Ermeniler bu iddiayı attıktan sonra biz de ağzımızı açtık, kalemimizi elimize aldık. Hayır, biz böyle bir şey yapmadık. Niye? Gerekçe ne? Efendim, bizim hoşgörümüz tarih boyunca biliniyor. İşte Osmanlı Devleti'nde hoşgörüsü vesaire. O yüzden kimsenin burnu kanamadı. Adaletle, şuyla, buyla idare ettik, şöyle ettik, böyle ettik. Ya bir sefer akıl denen bir şey var. Eğer bir konuda aklın yanına bilimi almazsa saçmalamaya başlarsın. Ya da bir ayağı kadük kalır. Bir ayağı kadük gelir. Ne demek hoşgörü yani? Ne demek? Her gün sokakta kavga ediyorsunuz. Biri birinizle adam öldürüyorsunuz. En ufak şeyde falan. Bu mu yani? Bu mu? Ha? Osmanlı döneminde azınlıklara hiçbir şey olmamış. Neden olmamış? Bunu hoşgörüyle ifade edemezsin. 36 tane Osmanlı padişahı gelmiş. Yahu kardeşim, bunlar hepsi böyle hümanist adamlar mıydı? Bir tane böyle Hristiyan düşmanı, Ermeni düşmanı bir tane çıkmadı mı aralarından diye insanın aklına gelir. Bilim olmayınca böyle saçmalarsınız ve o yüzden zaten kimse sizi ciddiye etmiyor. Şimdi hadise şu azizim. Osmanlı Devleti bir hukuk devleti. Ve Bizans imparatorlarına, Avrupa'daki hukuk anlayışına göre daha farklı bir hukuk anlayışı var. Mesela Justinianus'la Fatih Sultan Mehmed'i al ele. Birisi Bizans'ın en büyük hükümdarı, biri de Osmanlı'nın en büyük hükümdarı. Fatih Sultan Mehmet bir çoban gibi hukuk sistemin içerisindedir. Suç işlediği zaman yargılanır. Ama Justinianus hukukun üstündedir. Çünkü hukuku o yazdı. Kodeksleri ben yaptırdım diyor adam. Onun elinde yani. İstediği gibi oynar. Kendisini hukukun dışında tutuyor. Ama Osmanlı sultanları öyle değil. Hukukun içerisindedirler. Çoban gibi. Şimdi hiç mi bir şey yok? Ya bak şimdi, yetiştirdiğin tarihçilerin hiçbirisi, yani şu zamanda gene var bizim neslimizden de ondan önce, Cumhuriyet döneminin anlayışıyla, ya yaşadığı toplumun tarihini, hukuk sistemini bile bilmiyor. Yazısını okuyamıyor imparatorluğun yazısını. Biz Özal döneminde arşivler ilk defa açıldı. Bizimkilerin yazdığı makaleler dışarıda yayınlanıyor. Avrupa bize gülüyor. Nasıl makale diyor. Belge yok, bilgi yok. Hamasiyet. Biz hoşgörülüyüz, biz yapmadık. Ciddiye dalmıyorlardı.
Sonunda Özal dedi ki, bakın dedi, bu arşivler dedi açılmazsa, belge koymazsak dedi, biz bu davayı savunamayız. Arşivler kapalıydı ve yasaktı. Evet, savunamazsın, inandırıcı olamazsın. Evet, yasaktı. Hı. Bunlar açıldığında Türkiye'nin 6-7 tane duayen profesörü, bir de ayak işlerini görmek için 6 tane de genç asistan, biri de bendim onlardan. Öyle mi? Heh. Arşivlerin detaylarını anlatmayacağım. Burada bir şeye noktaya vurmak için. Bir baktım, hocanın biri işte bir belge. Bize de şunu söylediler. Lehimize olan belgeleri seçin. Aleyhimize olanları görmeyin. Şimdi bir tane almış belgeyi, belgeyi ters tutmuş. Böyle bakıyor. Dedim ki hocam, onu ters tutmuşsunuz, böyle olacak. Yazıyı tanımıyor çünkü Osmanlı yazısını. Ya hocam siz de o dönem asistansınız yani. Yani nasıl kendinizi bu kadar yetiştirdiniz? Hocalardan daha iyisiniz. Şimdi ben iki fakülte bitirmiştim. Bir, hem Edebiyat Fakültesi, evet. Türk Dil Edebiyatı, hem de İslami İlimler Fakültesi. Hem Arapça, Farsçam var, hem Osmanlıcam çok iyi. O yüzden zaten seçtiler bizi. Anladım. Ondan sonra hocam dedim, ters tutmuşsun, böyle olacak. Sinirlendi. Biliyorum dedi, kağıdına bakıyordum dedi. Numara, halbuki bütün yapılan şeylerde, mesela onlar profesör, biz asistanız. Normalde belgeyi alıp onların okuması, bizim Latin harfleriyle yazmamız gerekir. Evet. Biz okuyorduk, onlar yazıyorlardı. Tam ders. Şimdi sen ya 50 sene önceki geçmişinden haberdar değilsin. Nasıl anlatacaksın bunu? Dışişleri Bakanı'na tutuyorsun, bir metin veriyorsun, al bunu oku diyorsun. Osmanlı döneminde olmuş, bizim haberimiz yok, ilgimiz de yok. Ya yutar mı insanlık bunu? Şimdi o belgelerden yola çıkmıştık. O belgelerde bir cümle var demiştiniz. Onu merak ediyorum da. Teker teker açıklamayacağım dediniz. Ha dur, şimdi şey edeceğim. Zaten konuyu, belgeleri daha ileride şey edeceğim. Burada buna vurgu yaptığımın şeyi, biz bilimsel hiçbir şeyden faydalanamadık. Sadece bunu söylüyorduk. Bu da tabii itibar görmüyordu. Belge olmayınca. Belge olmayınca itibar görmüyordu. Ve Ermeniler bu şeyi yarıda bırakmadılar, işi daha ileri götürdüler. Biz bunlara, azınlıklara, bakın, sadece Osmanlı dönemini alın, Selçuklu'yu da alabilirsiniz, hatta Abbasi dönemini de alabilirsiniz. Hiçbir gayrimüslimin burnu kanamamıştır. Ve adaletle şey edilmiştir. Neden? Efendim, biz çok hoşgörülüydük. Hayır, bunun cevabı bu değil. Bu sokaktaki adamın cehaletidir. Aynı sende de var, Profesör Titrin var ama. Böyle tarihçi olmaz. Böyle bilim adamı olmaz. Ve biz senelerce Ermenilere bunları şey edemedik belgelerle. Hadise şu kardeşim. Osmanlı Devleti bir hukuk devleti. Bu hukukun içerisinde bir de zımmi hukuku diye bir bölüm var. Türkçe meali? Söyleyeceğim. Zımmi hukuku. Şu demek. Gayrimüslimlerin hukuku bu. Hı. Sen imparatorluksun. Ermeni var. Süryani var. Keldani var. Maruni var. Melkit var. Yahudi var. Varoğlu var. Rum var. Ortodoksu var, Katoliki var, bilmem neyi var, neyi var. Bu adamlara da bir hukuk yapıldı. Adına zımmi hukuku denildi. Bunu vatandaşlarımız rahat anlamaları için şöyle bir örnek vereyim. Sene 98. Ben Fırat Üniversitesi'nden Manisa Celalbayar Üniversitesi'ne geldim. Bana bir oda tahsis edildi.
Hocam odanız bura dediler. Temizlenmiş, şey edilmiş, masası, sandalyesi, şuyu bu. Biraz sonra bir memur geldi. Elinde bir dosya var. Dosyayı şöyle tutmuş. Bir de bir kağıt var. Matbu. Masa dedi, masama baktı, oraya karşısına bir artı koydu. Koltuk dedi, bir artı koydu. Çöp sepeti dedi, bir artı koydu. Demirbaş sayımı yapıyor. Demirbaş sayımı bak. Bunları hepsini tespit ettikten sonra imza. Tuttu bana imzalattı. Bir nüshayı da bana verdi. Bir nüsha kendisine kaldı. Ne yaptı burada? Devletin odasında yer alan demirbaş eşyayı benim üzerime zimmetledi. Evet. Bir sene sonra bu adam tekrar geldi. Elinde o kağıt. Masa duruyor, işaretini koydu. Koltuk duruyor, işaretini koydu. Çöp tenekesi baktı kırılmış. Ona eksi koydu. İşte bilmem telefon duruyor. O duruyor, bu duruyor. İki tane eksik var. Bir tane efendim çöp tenekesi kırılmış. Bir de bir sehpanın bacağı kırılmış. Onları hemen aldı, değiştirdi, yenilerini getirdi. Bana tekrar imzalattı, gitti. Birkaç gün sonra maaşımı aldığımda baktım ki o çöp tenekesiyle o sehpanın parası kesilmiş. Benim üzerime zimmetlenmiş yani. Kullan ama zarar verirsen zararını senden şey edeceğim. Tazmin ederiz. Tazmin edeceğim. Zımmi hukuku da bu demek. Müslüman bir devlette yaşayan gayrimüslimler Müslümanın üzerine zimmetleniyor. Zimmetleniyor. E ne oluyor zimmetleniyor? Bak bir örnek vereyim. Şurada Manisa'da mesela. Diyelim ki Topçu Asım Mahallesi'nde bir tane Ermeni vatandaşımız var. Hı hı. Yaşlı bir adam. Efendime söyleyeyim. Tek başına yaşıyor. Kış bastırdı aniden. Soğuklar. Kor yağdı. Birkaç gündür kapı komşu Agup Efendi'nin dışarı çıkmadığını gördüler. Muhtara haber verdiler. Geldi kapı açıldı. Baktılar ki Agup Efendi donmuş ve ölmüş. Odun alacak parası yokmuş. Kış ani bastırmış. Soğuktan donmuş, o da ölmüş. Zımmi hukuka göre bu adamın ölümünden o mahallenin tümü sorumlu tutuluyor. Niye bakmadınız? Tabii niye bakmadınız? Niye yardımcı olmadınız? Niye yardımcı olmadınız? Hepsi suçlanıyor ve cezalandırılıyor. Ama Agup Efendi'nin evinin 3 metre o yanısında bir de Mehmet Efendi var. O da donmuş. Ama o Müslüman. Ondan sorumlu tutulmuyor. Bu da enteresan bir kanun değil mi? Yani? Gördün mü? İnsanlık kendisinden olmayan, farklı din, farklı kültür, farklı ırk şeyi taşıyan insanlara kendi idaresinde şey ediyor diye böyle bir hukuk sistemi dünyanın neresinde görülmüş ya? Ya siz bu hukuku uygulayan bir millete nasıl soykırım yaptı diyebilirsiniz ya? Senin profesörün de bunu bilmediği için savunamıyor, hoşgörümüz diyor. Halbuki bunu izah etseniz, bütün dünyada, uluslararası sempozyumlarda, Dışişleri Bakanlığı'nın şeyinde, kardeşim Dışişleri Bakanlığı'nda bak 1900, 2000 yılına kadar Arapça bilen bir tek kişi yok. Rahmetli Özal döneminde bir Vahit Talefoğlu diye. Ya evet. Hatırlıyorum. Birisi, o da Hataylı olduğu için Arapça biliyordu. O tarafa tamam yakın ha. olduğu için. Dışişleri Bakanlığı'nda o zaman Arapça bilen birisi, mesela memur diyelim ki, o Arapça biliyormuş, atarlardı işte. Ben Suudi Arabistan'a gittim. Ben Kuveyt'e gittim. Ben Suriye'ye gittim. Ben Ürdün'e gittim.
büyükelçiliklere gittim. Arapça bilen bir tek adam yok büyükelçiliklerimizde. İşte burada liyakatın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O çarpık kültür bakışı. Yani Osmanlı döneminde olan her şeyi reddettik. Her şeyi reddettik. Yurt dışına gittiğinizde de paneller, işte açık oturumlar yapıyorsunuz. Bunları anlattınız mı? Tabii canım, tabii. Biz anlattık zaten. Yani birkaç tane batıda namuslu adam da, mesela Jack Carty, Amerikalı profesör, namuslu adamlar da bizim anlatımlarımız sonucu araştırdılar, şey ettiler de bizim tezlerimizi savunmaya başladılar. Yani bu bizim hatamızdan şey olmuştu. Şimdi böyle bir zımmi hukukla bu Ermenileri niye böyle yaptılar? Niye? Sebep ne? Yahu kardeşim, Müslüman'dan daha fazla emniyettesin Müslüman'dan. Evet. Daha fazla emniyettesin. Rahatsın, ticaretini yapıyorsun, kilisen açık, çanın çalıyor, ibadetini yapıyorsun. Kendi örf, adet şeyine göre şey yapıyorsun ve biz bunlara milleti sadıka dedik. Rumlar için bunu demedik. Yahudiler için demedik. Melkitler için demedik. Keldaniler için demedik. Maruniler için demedik. Ermeniler için dedik. Milleti sadıka. Bizimle o kadar mükemmel entegre olmuşlardı ki sana Türk sanat musikisinden 10 tane yıldız bestekar saysam bunun 3 tanesi Ermenidir. Türk sinemasında geçmişte. Evet. Nubar Terziyanlar. Tabii. Yani. İki, İstanbul'un 19. yüzyıldan itibaren, 1800'lü yılların başından itibaren camileri, sarayları, tarihi eser niteliğindeki hanıdır, hamamıdır, köprüsüdür, hepsinin mimarları Ermenilerdir. Yani özellikle kültürde, sanatta, efendim, evet, ticarette. Evet. Her yerde vardılar. Ermenidir. Ya ne oldu bunlara? Ne oldu? Ne oldu bunlara? Bir, bak. Bunlar niye kudurdular? Bunları kim kudurttu? Önce oraya bakmak lazım. Sultan Abdülhamit dönemi. Avrupa'ya artık öğrenci gönderiyoruz. Bir üniversitemiz de var. Gençlerimizi okutuyoruz. Avrupa'ya giden ister tahsil için, ister gezmek için, ister ticaret için gidip gelenler şunu gördüler. Avrupa çok gelişmiş. Bizde kaldırım yok. İstanbul'da henüz. Onlar evlerine ayakkabıyla giriyorlar çünkü çamur yok. Her tarafa taş döşenmiş. Düzen var, intizam var. İslam dünyası harabe halinde. Bilim, teknoloji, hak getire yok. Sanayi devrimini algılayamamış, atlamış yok. Şimdi bütün suçu sisteme bağlıyorlar, siyasal sistem. Eğer o düzelirse bunlar da her düzelecek. Şey düzelecek. İstanbul Paris gibi olacak örneğin. Ya burada parlamento denen bir şey var. Öyle bir tek adamla karar verilmiyor. Evet. Bu kuvvetler ayrılığı denen bir şey var, hukuk var. Mahkemeler ona göre işliyor. Kimse mahkemelere şey edemiyor. Müdahale edemiyor. Bütün bunların olması için sistemin değişmesi lazım. Sistem değişirse, parlamenter sistem, anayasal düzen gelirse İstanbul'un kaldırımları da yapılacak.
ayaklarımız da çamur olmayacak, işte kimse şu olmayacak, bu olmayacak, her şey güllük gülistanlık olacak. Abdülhamid'in gitmesi lazım. Buna karar veriyorlar. Şimdi bu Abdülhamid iyi gitsin gitsin de bunu nasıl göndereceğiz? Toplum bunu gönderecek şeyle beraber. Ulan bize en iyi entegre olmuş, zaten o Abdülhamid'in kapattığı ilk parlamentoda çok miktarda gayrimüslim, geçen şeyde söylemiştik onları. Evet, geçen bunları. Programda Ermeni, dağılımını vermiştiniz. Ermeni de çok. İttihatçılar bunları kafaya alıyorlar. Kardeş, bu memlekette beraber yaşıyoruz. Bu baykuş gitmeden, Abdülhamid'in hakaret maksatlı tabir kullanırlardı. Yıldız'ın baykuşu. Bu baykuş gitmeden ne siz rahat edeceksiniz ne biz. Ülkeyi kurtaralım, bunu gönderelim. Bunun başka çaresi yok. Şeyi yok. Siz önce örgütlenin. Ve Ermeniler örgütlenmeye başladılar. Mesela bir örnek sadece vereyim. Doğu'da zaten ağırlıklılar. Mesela Erzurum'da önce dernekler kuruyorlar. Bu dernekleri uzun uzun anlatmayayım. Sadece örnek vereyim birkaç tane, evet. İsimlerine bakalım. Erzurum fakir ve kimsesizlere yardım cemiyeti. Bundan güzel bir STK, sivil toplum örgütü olur mu? Tabii. Fakir ve kimsesizlere yardım edecek cemiyet. Ağırlıklı kurucular Ermeni ama Müslüman da almışlar işlerini. Karışık yani. Karışık. Ne güzel yani bu iş için. Yardım amaçlı. Yardım amaçlı şeydir. Erzurum'u imar cemiyeti. Şehri güzelleştirmek, kaldırım yapacak, yol yapacak, işte bilmem tarihi eseri restore edecek falan. Gene içinde Ermeniler var. Tek tük de Müslüman da almışlar içerisinde. İlk defa kadınlar da bir cemiyet kuruyorlar. Yardım seven kadınlar cemiyeti. Bir iki tane Müslüman var içerisinde. Ağırlıklı Ermeniler var. Bir dernek daha var. Mektep Sevenler Derneği. Ana! Ta o dönemde ne güzel. Okuma yazma oranı çok düşük. Şey bak ya, ne güzel iş yapıyorlar. Mektep Sevenler Derneği. Ondan sonra bir bakıyorsun orada da bir dernek kurdular. Kimsesiz Çocukları Koruma Cemiyeti. Allah. Ya alkışlarsınız bütün bunları. Burada kötü bir şey var mı? Hiçbirinde yok şu an. Ne mükemmel değil mi? Ondan sonra Bayındırlık Cemiyeti. Koymuşlar bunlar. Aa, vallahi. Gayet güzel. Bunların hepsi Erzurum'da mı kuruldu? Ya sadece Erzurum örnek veriyorum. Ama Van'da da var. Ama Diyarbakır'da da var. Ama İstanbul'da da var. Yine buna benzer. Buna aynı şeylerde. Buna benzer şeyler. Yani kamuoyunun tepki duymayacağı. Hatta destekleyeceği. Destekleyeceği, hayırsever, şehri güzelleştiren şeyden cemiyetler bunlar. Aradan bir müddet geçiyor, artık yavaş yavaş kendilerini kabul ettiriyorlar. Dış ülkelerle temaslar başlıyor, bu dernekleri, şu bu falan. İkinci seviyede yeni dernekler de kuruluyor. Mesela Ermenistan'a Doğru Cemiyeti. Hoppala. İsimler tak 360 derece döndü. Döndü. Bak işin içerisine etnisite girdi. İşin içerisine farklı milliyet anlayışı girdi. Bir baktık bir tane öyle kurulmuş. Öbürü bir tane daha Araratlı Cemiyeti. Ağrı Dağı'nın Ermeniler tarafından kullanılan ismi sembol o. Ermenistan'ın sembolü gibi kabul ediliyor. Araratlı Cemiyeti, Allah Allah.
İş biraz daha ileri gidiyor. Bunlara da kimse bir şey diyor. Hür Ermenistan Cumhuriyeti. Erzurum'da bu derneği kurmuştun. Ve bu derneğin levhasını Erzurum'da asmışsın sen. Hür Ermenistan Cumhuriyeti. Peki o dönemin yönetimi buna nasıl izin veriyor? Dur. Bu dernekleri şimdi dernekler masasına gidiyorsun, veriyorsun bir sürü şey. İşte kabul dur, görüyor, görmüyor. Geleceğim oraya. Ha, geleceğiz mi? Geleceğim oraya. Ha, ben acele ettim o zaman. Biraz daha geçiyor. Yani bunlar etnik yapıyı evet. öne çıkaran dernekler. Evet. Ermeni kültürünü geliştirme cemiyeti. Devletin içerisinde bunlar kuruluyor. Devlet de böyle bakıyor. Ve en sonunda da şöyle bir dernek var. Büyük Ermenistan Cemiyeti. Artık küçüğü yetmiyor. Kendilerinde olan yer yetmiyor. Ve Büyük Ermenistan haritaları da Kars'tan, Erzurum'dan, al Van'dan, al gel Erzincan'dan, in Elazığ'a, diğer tarafta Siirt, Bitlis, Çukurova ve Adana. Oraya kadar büyük yer. Kayseri, Mayseri değil. Şimdi içerisinde Sivas, Mivas da içerisinde. Bu derneklerle beraber bir de silahlı örgütler kuruluyor. PKK gibi. Örnek. İttihat ve Halas. İttihat birleşik demek, birleşme demek. Hı hı. Halas da kurtuluş demek. Yani birleşelim ve kurtulalım. Ve terör örgütleri. Terör örgütü tabii, bunlar silahlı örgüt. Hı hı. Bunların mesela bu İttihat ve Halas pek fazla bilmez ama daha ziyade Hıncak'la Taşnak. Hı hı. Bu iki örgüt iyi bilinir. PKK gibi bunlar, yani silahlı terör örgütleri. Şimdi bu 1870'ler de yapılıyor bu. Kimin döneminde? Abdülhamit döneminde. Nereye şey ederek bunları yapıyorlar? 1970'lerde bunlar başladı. Berlin'de bir toplantı yaptık. 1878 Abdülhamit dönemi. Almanya ile artık ittifak etmişiz. Dost olmuşuz. Avrupa'da en iyi dostumuz artık Fransa değil, İngiltere evet. değil, Almanya. Rusya değil, Almanya. Burada bazı anlaşmalar yaptık. Biz bir imparatorluğuz. Büyük gemi eskisi gibi okyanuslarda yüzemiyor. Bu gemi su alıyor oradan, bu taraftan. Bize dediler ki en fazla sıkıntı gelen yerler vilayeti sitte. Altı vilayet, o Sev şeyinde falan da geçer. Hı. Bunu bizim tarihçiler de öğrenciyi bırak. Sitte altı demek. Hı. Altı vilayette reform, altı tane il sayıyorlar. 22 il bugünkü, 22 ile vilayeti sitte deniyordu. Hı hı. 61. madde. Burada reform yapılacak. Bunlar nerelerdi? Bu 20 vilayet, birkaç tane söyleyeyim. Doğu Anadolu hepsi. Hı hı. Sivas, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, Maraş, işte oralar. Evet. 20 vilayet. Şimdi buralarda toplantılar falan yapılmaya başlandı, şey edildi. Bir ara vereceğiz. Arzu ederseniz tamam. Şunu tamamlayalım mı, yoksa aradan yok, sonra mı devam edelim? Bırakalım. Tamam. Buradan o zaman toplantılara edelim. İkinci bölümde. İkinci bölümde geçelim. Evet, kısa bir aramız var. Kısa bir aranın ardından Tozlu Sayfalar Profesör Doktor Mehmet Çelik'le devam edecek. Bizden ayrılmayın.